Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, bu haftanın analizlerine borsa ile, endeks ile başlıyorum. Malumunuz borsa geçtiğimiz haftayı son derece sıkıntılı ve son derece olumsuz bir şekilde geçirdi. Özellikle Merkez Bankası tarafından swap faizlerinin tekrardan düşürülmüş olması ve S-400 konusundaki haber trafiğinin gittikçe ciddi boyutlara ulaşması ve bu konuda Amerika'dan bir ultimatom gelmesi, Haziran ayının ilk hafta sonuna kadar süreniz var şeklinde net bir yaklaşım gösterilmiş olması gibi bir takım sebeplere bağlı olarak borsada yabancıların ciddi şekilde rahatsızlık duyduğuna tanık olduk. Özellikle yabancılar adına ifade etmek gerekiyor bu durumu. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz hafta aslında gerçek manada ne olmuş? Yabancılar hangi hisseleri özellikle satmışlar? Hangi hisselerde alım yapmışlar? Satış dönemi sonrasında oluşan tepkiyle birlikte bu tepki sürecinde hangi hisselere daha çok alaka göstermişler? Ve borsada haftanın son iki gününde yaşanan tepkinin devamı gelir mi gelmez mi? Bu net bir tepki midir yoksa bir yükseliş trendine dönüşebilecek olan bir atak şeklindeki bir gelişme midir? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Evet sevgili dostlar, öncelikle şu hususu açıklamak gerekiyor. Borsamız uzun vadeli diyebileceğimiz bir trend hattımız vardı. Geçtiğimiz haftanın analizlerini dinlemiş olan arkadaşlarım çok net bir şekilde hatırlayacaklar. Şurada görmüş olduğunuz sarı hattımız son derece büyük önem taşıyordu ve bu sarı hattın ciddi şekilde aşağısına gelinmiş olan bir görünüm söz konusu. Bu bir aylık grafiktir. Önemli olan değerli dostlar, bu ayın sonunda 88.900 veya 89.000 üzerinde bir aylık kapanışın olabilmesidir. Değerli dostlar, buradaki tabloya bakarak bir de son günlerde duymakta olduğunuz bir hususu açıklamak istiyorum. Piyasalarda borsayı takip etmekte olan arkadaşlar çok net olarak bilirler ki piyasalarda ayı piyasası ve boğa piyasası olarak adlandırılan iki önemli terim vardır. Borsa literatüründe yer almış bir terimdir. Ayı piyasası denildiği zaman ayının pençeleri dikkate alınmak kaydıyla aşağı yönün ön planda olduğu, boğa piyasası ise boğanın boynuzları dikkate alınmak kaydıyla yukarı yönlü bir gelişmenin olabileceği şeklinde yorumlanmakta. Bu sebeple bu isimler kullanılıyor. Değerli dostlar, ayı piyasasına girilebilmesi için bir piyasanın o yıl içerisinde veya son aylar itibariyle görmüş olduğu en yüksek seviyeden %20 oranında aşağı gelmiş olması, değer kaybetmiş olması gerekiyor. Sevgili dostlar, bu yıl içerisinde 106.000 seviyesini gördüğümüzü dikkate aldığımız zaman 106.000 çarpı %20 dediğimizde 21.200 gibi bir rakama ulaşıyoruz ki 106.000 eksi 21.200 dediğimiz zaman 104.800 seviyesi ayı piyasası adına bir sınır oluşturmuş oluyor. Ve biz en düşük seviye olarak 83.535 seviyesini gördük ki 84.800 seviyesinden yaklaşık 1.200-1.300 puan civarında daha aşağı bir noktayı gördük. Ancak değerli dostlar, bir de ayı tuzağı ve boğa tuzağı şeklinde adlandırılan ifadeler vardır ki bu da ayı piyasası sınırının aşağısına inişler olur. Genel anlamda yatırımcılar artık bu anlamda bir geri dönüşün veya önemli bir ölçülerde düşüşün, geri çekilmenin devam edebileceği zannıyla satışlar yaparlar. İşte bu noktada bir tuzak kurulmak suretiyle ayı piyasası sınırının aşağısından belli bir seviyenin görülmesini mütakip alımlar gelmeye başlar ve tekrar bu sınırın üzerine çıkılır. İşte böyle bir tabloya biz tuzak veya ayı tuzağı diyoruz. Şu an itibariyle görüntü bir ayı tuzağının kurulduğu yönündedir. Niçin? Çünkü 84.800 sınırının aşağısına indik ama derhal bir gün sonra bu seviyenin üzerine çıkılmak suretiyle şu an 86.000 seviyelerine ulaşılmış durumdayız. Sınırımız arkadaşlar 84.800'dür. 84.800 aşağısında kapanışlar olmaya devam ederse ayı piyasası dediğimiz sürece girdiğimizi ve bu gerileme eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam edebileceğini dikkate alabiliriz. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz haftanın bir değerlendirmesini yapalım. Haftalık getiri tablomuza baktığımız zaman BIST 100'ün son iki gün gerçekleşen alımların ardından %1 civarında bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz önceki haftaya oranla. Diğer taraftan dolar, euro ve altında ise bir değer kazanımı söz konusu. Geçtiğimiz hafta en çok değer kaybı yaşatan unsur ise A tipi fonlar olmuş. Dünya endeksleri bazında baktığımız zaman genel anlamda olumsuz bir seyrin olduğunu görmekteyiz. Ancak Bovespa'nın bir miktar artıda olduğuna tanık oluyoruz. Yine Rusya'nın da bir miktar artıda olduğunu görüyoruz. Şurası arkadaşlar Yunanistan'dır. Bunu dikkat almaya bile gerek yok. Yabancı takas oranına baktığımız zaman ise değerli dostlar, yabancı takas oranı son durum itibariyle %63.89 seviyesini ifade ediyor ve geçtiğimiz hafta ciddi miktarda satış oldu ama son 2 gün gelen alımlar sonrasındaki değerlendirmeye baktığımız zaman %0.08 oranında bir yabancı takas oranında değişim olmuş, olumsuz yönde bir değişim olmuş. Arkadaşlar yabancı takas oranı çok önemli seviyelerde bir değer kaybı yaşamamış geçtiğimiz haftaya göre. Yani o kurulan ayı tuzağı sürecinde yabancı satımlarının önemli bir bölümünü geri almış görülmekte. Birazdan yabancıların yapmış olduğu işlemlere döndüğümüz zaman bunu çok daha net bir şekilde anlayacağız. Değerli dostlar yabancı takas oranı için şurada sarı çemberler içerisine almış olduğum, daireler içerisine almış olduğum noktalar gerçekten önemli noktalar olarak görülüyor. Bu seviye %64, %64-50 aralığını göstermekte. Zira bu bir destek olarak kabul edilir ise şu an bulunduğumuz seviye itibariyle yabancı takas oranı kritik desteklerinin aşağısında bulunuyor. Zira %64-20, %64-30 seviyesinin üzerine çıkar ise eğer bu durumda yabancı alımlarının tekrar gündemde olduğunu veya endeks üzerinde etkili olabilecek boyutlara ulaştığını düşünebiliriz. Ama şu anki tablo itibariyle %64 seviyesinin aşağısında olunması bir tehlike işareti olarak değerlendirilebilir veya temkinli bakış açısı adına değerlendirilebilir. Hele ki %63'ün de aşağısına inecek olursa bu durumda yabancının çok ciddi bir şekilde satış yapma eğiliminde olduğunu düşünebiliriz. Ancak bir kere daha ifade ediyorum, yabancı geçtiğimiz hafta yapmış olduğu satışlarının önemli bir bölümünü haftanın son 2 gününde yerine koymuş görülüyor ki haftalık yabancı takas oranı değişiminde çok önemli bir farklılık mevcut değil. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz haftanın analizinde sizlere VIOP Haziran kontratlarının takas değişimlerinden bahsetmiştim ve demiştim ki yabancı menşeli kurumlar ciddi seviyede ellerindeki long pozisyonlardan kaçıyorlar. Yani long pozisyonları kapatmak suretiyle pozisyon azaltıyorlar demiştim. Şu üstteki tablo arkadaşlar 13 Mayıs ila 17 Mayıs tarihi arasını göstermekte ve Kredit'in 29.000 kontrat, Citi'nin ise 11.500 kontrat satış yaptığını geçen hafta paylaşmıştık. Şimdi arkadaşlar bu tabloya bakarak yabancının bu şekilde bir eğilim içerisinde olması ve 111.700'ler civarında eldeki pozisyonlarını kapatıyor olması, long pozisyonlarını kapatıyor olması endeksin yükselişi adına bir beklentilerinin oldukça azalmış olduğu anlamını taşıyabilecekti. Zira bu hafta yaşadığımız satış dalgasından da önceki hafta yapılan bu işlemlerin ne kadar bilinçli yapılmış olduğunun da bir işareti olarak görülmekte. Bu haftaya baktığımız zaman yani geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman 20 ila 24 Mayıs haftasında ise Citimenkol'ün yine 11.600 kontrat civarında, yine Kredit'in 3.200 kontrat civarında satış konumunda olduğunu, daha doğrusu elindeki long pozisyonları kapattığına tanık olmaktayız. Bu rakamlar biraz daha yüksekti ama haftanın son 2 günündeki işlemlerle değerlendirildiği zaman sonuç itibariyle net anlamda böyle bir rakam ortaya çıkmış durumda. Bunu şöyle okuyabiliriz arkadaşlar. Evet geçtiğimiz haftanın son 2 gününde bir tepki oluştu ama hala yabancı satmış olduğu veya kapatmış olduğu kontratların yerine yenisini yeteri miktarda açmış durumda değil. O halde endeks için çok güçlü bir yükselişin oluşabileceği hususunda tereddütle bakmamızı gerektirebilecek olan bir işareti buradan alabiliyoruz. Sevgili dostlar, haftalık yabancı işlemlerine baktığımız zaman geçtiğimiz hafta itibariyle Kozan'ın, Kardemir'in, Türksel'in ve İhlas Ev Aletleri'nin lot bazında, şurada görmekte olduğunuz tablo itibariyle lot bazında, yabancılar bazında en çok ilgi duyulan hisseler konumunda olduğunu görüyoruz. Yine yabancı satımlarına baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 31.6 milyon lot civarında Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Vakıfbank, Petkim gibi hisselerde satışlar yaptığını görebiliyoruz. Arkadaşlar ben bu tabloları baştan sona okumayacağım. Sizler ekranlarınızı durdurmak kaydıyla bu tabloları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim yabancılar lehine işlem yapmakta olan aracı kurumların neler yaptığı konusuna. Bu noktadan itibaren arkadaşlar size aynı kurumla ilgili iki ayrı tablo paylaşacağım. Birinci tablo hafta genelinde yaptıkları toplam alım ve satımları gösterecek. İkinci tablo ise endekste tepkinin başladığı 83.500'den itibaren başlayan tepkinin son 2 gün için yaşanmış olan işlemleri veya son 2 günde yabancı ne almıştır ne satmıştır, bu tepkide hangi hisselere daha çok önem vermiştir noktasını açıklayabilmek ve bir mukayese yapabilmenizi sağlayabilmeyi düşünüyorum. Değerli dostlar, Merrill Lynch geçtiğimiz hafta itibariyle en fazla Garanti Bankası hissesinde satış yapmış, bütün hafta genelinde 71 milyon TL civarında. İşçe ve Halkbank konusunda ise alıcılı olmuş. İşçe'nin arkadaşlar alım ortalaması 4.97, Halkbank'ın ise alım ortalaması 5.16 imiş. Şimdi arkadaşlar Merrill Lynch'in son 2 gün itibariyle ne yaptığına bakalım isterseniz. Son 2 gün itibariyle ise baktığımız zaman İşçe 32 milyon civarında bir alım yapmış. Hafta genelinde 46 milyon civarında bir alım yaptığını dikkate alırsak demek ki endeksin 83.500'lere yaklaştığı süreçte haftanın ilk 3 gününde 14 milyon TL civarında alım yapmış iken haftanın son 2 gününde 32 milyon TL'lik alım yapmış. Yani 83.500'lere yaklaşımlarda da alım yaptığına tanık olmuşuz ama son 2 gün itibariyle alımlarını İşçe, Türk Hava Yolları ve Halk Bankası nezdinde artırmış ama Koç Holding'i, Ereğli'yi ve İpek'i sattığını görmekteyiz. İşçe'yi arkadaşlar son 2 gün itibariyle 4.95 maliyette almış, Türk Hava Yolları'nı ise 11.67 maliyette almış. Arkadaşlar bundan sonraki tabloları da bu bakış açısıyla inceleyebilirsiniz. Kredi Suisse'e bakıyoruz. Garanti hissesinde hafta genelinde 194 veya 200 milyon TL civarında alım yaptığını görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda 71 milyon TL civarında alımı bulunuyor. Bütün hafta genelinde son 2 güne baktığımız zaman ise Credit Suisse yapmış olduğu 200 milyon TL'lik garanti alımının 162 milyon TL'lik kısmını haftanın son 2 gününde, son 2 işlem gününde gerçekleştirmiş. Yine Türk Hava Yolları'nda 65 milyon, Vakıfbank'ta ise 31 milyon TL civarında alımı bulunuyor. Son 2 gün itibariyle Garanti Bankası'nın 7.37, Türk Hava Yolları'nı ise 11.70 ortalama ile almış durumda. Evet arkadaşlar, gelelim Deutsche'ye. Deutsche ise arkadaşlar Halk Bankası'nda 46 milyon TL civarında alımı bulunuyor. Türk Hava Yolları'nda 30 milyon TL civarında alımı bulunuyor. Hafta geneli içindir bu. Haftanın son 2 günü itibariyle baktığımız zaman ise Türk Hava Yolları'nda 50 milyon TL gibi önemli bir miktara ulaşmış. Yine Halk Bankası'nda 20 milyon üzerinde alımı bulunuyor. 11.78 Türk Hava Yolları ortalaması, 5.23 ise Halkbank ortalaması bulunmakta. Arkadaşlar Citimenkul'nin haftalık işlemleri, ardından Citimenkul'ün son 2 günkü işlemleri, biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Yatırım Finans'a bakıyoruz arkadaşlar. Yatırım Finans'ta endeks üzerinde etkili işlemler yapmakta olan bir kurum özelliğinde hafta genelinde Garanti Bankası'na ilgi göstermiş. Son 2 gün itibariyle ise yine Garanti ve Akbank üzerinde ilgisinin olduğunu görmekteyiz. O halde değerli dostlar, bu hafta için Garanti Bankası'na çok sert satışlar gelmişti ama yabancı haftanın son 2 günü itibariyle Garanti Bankası ve çok ciddi şekilde değer kaybı yaşamış olan Halk Bankası'na özel bir önem verdiğini görebiliyoruz. Yine Akbank'ın da benzer şekilde tepki alımlarına maruz kaldığını görebilmekteyiz. Para girişleri bazında duruma bakacak olur isek arkadaşlar, hafta genelinde en çok para girişini yaşayan son 5 gün itibariyle Halk Bankası olduğunu görmekteyiz. 97 milyon 100 milyon TL'ye yakın bir para girişi var. Garanti Bankası'nın hafta genelinde 48.2 milyon TL gibi bir para girişi olduğunu görmekteyiz. Haftanın son 3 günü itibariyle para girişleri devam etmiş. Özellikle son 2 günde, hatta en son gün Cuma günü itibariyle kayda değer bir miktar olan 100 milyon TL civarında bir para girişi oluşmuş. Para giriş çıkışları noktasına bakacak olur isek arkadaşlar 24 milyon TL civarında Aselsan'ın, Albaraka'nın, Petkim'in ise sıralandığını görmekteyiz. Sektörel getirilere baktığımız zaman ise sevgili dostlar, gıda içecek sektörünün, hizmetler sektörünün ve diğer taraftan iletişim ve inşaat sektörlerinin biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz ama özellikle spor endeksinin, teknoloji endekslerinin ve bankacılık endekslerinin, bilişim endekslerinin ise haftayı oldukça negatif kapattığını görüyoruz. Arkadaşlar borsa pivot.com isimli sitenin ana sayfasından endeksin günlük, haftalık ve aylık ve yine VIOP kontratlarının günlük, haftalık ve aylık pivot verilerini her akşam düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu sitenin ana sayfasında her akşam güncellenmektedir. Bu konuda da bilgi aktarmış olayım. Şimdi değerli dostlar, gelelim teknik görünüme. Evet, teknik görünüm itibariyle demiştik ki yükselen hattımız burasıdır ve bu seviye 88.900 seviyesine denk geliyor. Öncelikle 88.900 veya 89.000 seviyesinin üzerine çıkmamız lazım ki tehlikeli bölgelerden endeksin 80.000 ve daha aşağısına gelir mi veya ayı tuzağı denilen mevzunun devamı gelir mi gelmez mi sorularından bir şekilde arınmış olalım. 89.000 seviyesini bir köşeye yazmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimiz de bir aylık grafiktir. Ben sizlere sürekli olarak aynı grafiklerle yorum aktarmaya çalışıyorum. Her hafta için özel farklı bir grafik çizmiyorum. Bunu beni yakından takip eden arkadaşlar çok net bileceklerdir. Geçtiğimiz haftada aynı grafiği paylaşmıştım ve demiştim ki şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrimiz 68 aylık ortalamaya işaret ediyor. 68 aylık ortalama endeks için kritik bir ortalamadır, kritik bir hareketli ortalamadır. Bu seviyenin aşağısına inilmesi endeks adına olumsuzdur ve son yıllar itibarıyla baktığımız zaman bu süreçte bu 68 aylık ortalamanın aşağısına küçük sarkmalar zaman zaman olsa bile genel anlamda şurada gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi, şu bölgede gördüğünüz gibi bu seviyenin önemli bir destek olarak çalıştığını, küçük sarkmalar olsa bile tekrar bu seviyenin üzerine çıktığımızı ifade etmiştim. Zira şu anda da 87.900 veya 88.000 diyelim, bu seviyenin aşağısında bulunuyoruz. Yine şu bölgelerde olduğu gibi küçük sarkmalar olmuş. Şayet bu bölgenin üzerine, yani bu ortalamanın üzerine tekrar çıkıp yerleşebilir isek bu durumda az önce ifade etmiş olduğum genel trend çizgisine bakarak söylemiş olduğum vurguda olduğu gibi yine endeksteki tehlikenin bir miktar geçmiş olabileceğini ifade edebiliriz 87.000 üzerinde kalınmak şartıyla. Arkadaşlar, haftalık grafiğimiz itibariyle ise yine geçtiğimiz hafta paylaşılan bir grafiktir. Şurada görmekte olduğunuz bir sarı hattımız bulunuyordu. Bu sarı hattımız önemli bir destek noktası konumunda idi. Bu seviyeye kadar geri çekilmenin olabileceği vurgulanmıştı. Dikkat edeceğiniz üzere geçtiğimiz hafta net bir şekilde bu sarı hattımıza yaklaşım oluyor ve bu sarı hattan direkt yukarı tepki görüyoruz. Yani değerli dostlar, sarı hattımız 83.200 seviyesiydi. Dolayısıyla 83.500'den bir geri dönüş yaşandı. Burada görmüş olduğunuz destek hattımızın net bir tepki noktası olarak çalıştığını görmekteyiz. Geçen haftanın analizlerini dinlemiş olan arkadaşlar bu seviyeye kadar geri çekilmelerin olabileceğini, ancak bu bölgenin bir tepki noktası olabileceğini bu grafik üzerinden de tespit etmiş olabileceklerdi. Yine sevgili dostlar, şu noktaya önem vermekteyim. Bu görmekte olduğunuz haftalık grafiğimiz itibariyle şu bölge, yani 61.8 seviyesine denk gelen 90.800 seviyesi çok kritik bir önem taşıyor. Bu seviyenin üzerine çıkamadıkça endekste kalıcı bir yükselişin başladığından söz etmemiz mümkün değildir. Az önce ifade ettiğim 88.000 ve 89.000 aralığı endeksin tepkisinin devam edebileceği bir bölge olabilir. Bu bölgenin üzerine çıktığımız zaman ise bir vites daha artırılmak suretiyle 90.000 üzerine yönelik bir istek oluşabilir belki, eğer şartlar ve koşullar bunu destekler ise. Ama net olarak şunu ifade etmek isterim ki 90.000 üzerine olası bir atak söz konusu olacak olsa bile 90.800 ve 91.500 aralığı yeni bir satış dalgasının oluşabilmesine sebebiyet verebilir. Yabancı yeterli miktarda satış yapabilme fırsatını bulamıyor. Çünkü karşısında alıcı yok. Bir başka yabancı gelmiyor. Yerli alıcı zaten son derece tereddütlü durumda. Bu sebepler nedeniyle yabancı endekse makyaj yaptırmak, olası bir takım ataklarla endeksteki kara bulutların dağıldığı şeklinde bir izlenim yaratmak suretiyle yeni tuzaklar kurabilir düşüncesiyle bu seviyelerin özellikle dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamış olayım. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta için haftalık grafikte olmamız nedeniyle hemen bu konuyu da hatırlatmış olayım. Önümüzdeki hafta itibariyle şuradaki destek hattımız 83.200 seviyesi son derece önemli ve kritik bir destektir. Bu seviyenin aşağısına inilmesi durumunda düşüşlerin daha da ivme kazanabileceği dikkate alınabilir. Ama ana kriterimiz 84.800 ayı piyasası sınırıdır. Bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağımızı veya olası geri dönüşlerde bu seviyenin destek olarak çalışıp çalışmadığı önemli dikkate alınmalı ve 83.200 seviyesi ise kısa ve orta vadeli pozisyonlar adına stop loss sebebi olarak görülebilir kanaatindeyim. Haftalık grafiğimiz içerisindeyiz ve bu hafta için arkadaşlar pivot seviyemiz 85.700 seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşti 86.700 olarak. 85.700 üzerinde kapanışlar yapmaya devam edilebilir ise 87.800 ve bunun ötesinde bu virajda dönülecek olur ise 89.300 ve bunun da ötesinde 91.500 seviyeleri endeksin dikkat edilmesi gereken yukarı ataklarda bir direnç özelliği, bir direnç aktivitesi yaratıyor mu yaratmıyor bu noktasında özellikle dikkate alınması gereken noktalardır. 85.700 aşağısında kalındıkça az önce ifade ettiğim 84.800, onun aşağısında 84.200 ve bu seviyenin de aşağısına gelindiğinde artık 83.200 seviyesi dikkate alınmalı ki bu seviyede kırılacak olursa 82.000 ve 80.000 seviyeleri gündeme gelmiş olabilecektir. Arkadaşlar 120 dakikalık grafiklere dönüş yapıyorum. En son olarak 120 dakikalık grafiklere niçin dönüş yaptım? Endeks gün içerisinde önemli dönüşler yaşayabiliyor. Günün herhangi bir saatinde önemli bir yukarı yönlü veya aşağı yönlü dönüş yaşayabiliyor. Bu sebeple 120 dakika gibi kısa periyotlara da dikkate almak durumundayız. 83.500 seviyesiyle en son görülen 96.000 seviyesi, daha doğrusu geri çekilmenin hız kazandığı seviyeyi dikkate almak kaydıyla yapacağımız bir çizimde karşımıza arkadaşlar şuradaki direnç noktası çıkıyor ve bu direnç noktası dün itibariyle net bir şekilde hissedildi. 23.6 seviyesine denk gelen 86.400, zira dün 86.500 seviyesi civarlarından bir dönüş yaşadık ama 86.000 üzerinde kapanış yapabildik. O halde arkadaşlar bu tepki devam eder mi etmez mi sorusuna yanıt olarak öncelikle 84.800 aşağısına gelinmemeli. Bu seviyeye yönelik bir geri çekilme olsa bile tekrardan net bir tepki oluşmalı. İkinci koşul şurada görmekte olduğumuz 86.500'ün üzerine çıkılmalı ve burası destek olabilmeli. 86.500 üzerinde minimum 2 saatlik kapanış görebilir isek bu noktadan sonra dikkat etmemiz gereken bir sonraki direnç şuradaki 88.400 noktası olacaktır. Eğer ki 88.400 seviyelerine ulaşıldıktan sonra gelecek olan satışlar dün 86.500'deki satışların 86.000 üzerinde karşılandığı gibi 88.400'e yönelik atakların ardından oluşabilecek olan satışlar 88.000 civarlarında karşılanabiliyorsa bu kez biz şu bölgeden şu bölgeye kadar oluşan geri çekilmenin yani 96.000'den 83.500'e kadar oluşan yaklaşık 12.000 puan civarındaki geri çekilmenin %50'sine yani yarısına denk gelen 90.000 seviyelerine doğru yaklaşabiliriz şeklinde bir umut oluşabilir endeks adına. Tekrar ifade ediyorum arkadaşlar, şuradaki 88.400 seviyesi aşılır ise bu durumda %50 noktasına denk gelen 89.000 seviyesi 89.000-90.000 aralığına doğru bir atak oluşabilir. Ancak şu an içinde bulunduğumuz koşullar ve özellikle önümüzde 9 günlük bir bayram tatilinin bulunduğu bir süreç, yabancıların ciddi şekilde rahatsızlık duymuş olduğu bir ortam ve Haziran ayının İlk haftasının son gününe kadar ki zannediyorum bu 7 Haziran tarihine denk geliyor. 7 Haziran tarihine kadar S-400'ler konusunda atılacak olan adımlar piyasalar üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır. Eğer ki S-400'ler konusunda piyasaları rahatlatabilecek bir haber gelir ise ancak bu koşullarla 90.000'e doğru bir atak ve hatta 90.000 üzerinin bahsettiğim üzere 90.700-800 ve 91.500 bu bölgenin test edilebilme olasılığı bu haber etkisiyle olabilir ama 90.000 üzerine çıkılması durumunda evet artık endeks 95'e 100'e gidiyor şeklinde bir umut duyulması yerine bu seviyelerin bir direnç etkisi olabileceğini, özellikle yabancılar tarafından yeni bir satış fırsatı ve ortamı olarak görülebileceğini mutlaka dikkate almakta yarar bulunuyor. Aynı dolar mevzuunda olduğu gibi yaptığım uyarıyı bu noktada da yapıyorum arkadaşlar. 90.000 seviyesine yaklaşımlar S-400'lerle ilgili olumlu bir haber trafiğinin oluşması durumunda mümkün olabilir ama bu ataklara mütereddit bakmakta, temkinli bakmakta yarar var. Yeri geliyorsa asla yatırım danışmanlığı kapsamıyla ifade etmiyorum. Tamamen genel bir ifade olarak bunu sizlere anlatmak istiyorum. 90.000 yakınlarında nakde geçmek ve ardından 90.000 seviyesinin net olarak destek konumuna geldiğinden emin olunduktan sonra yeni alımlar, seçici alımlar düşünmek daha mantıklı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, endeks konusunda sizlere aktarabileceğim bilgiler bunlardan ibarettir. Şayet endeks konusunda daha fazla yorum istiyorsanız gün içerisinde de bu sizlere aktarmış olduğum yabancıların yapmış olduğu işlemler, alım ortalamaları vesaire vesaire gibi para giriş ve çıkışları vesaire gibi konularla ilgili daha çok yorum istiyorsanız bu konuyu lütfen dile getiriniz. Çünkü borsa ile alakalı olarak yapılan yorum ve analizlere yeteri kadar ilginin oluşmadığını gördüğüm için ben de fazla ağırlık vermiyorum arkadaşlar. Değerli dostlar, aktarmış olduğum bilgilerde istifade etmiş olduğum kaynaklar Matrix programıdır. Bir de borsapivot.com web sitesinin teknik analiz verileridir veyahut da çeşitli verileridir diyeyim. Eklenen videolardan anında haberdar olabilmek adına bir arzunuz bulunuyorsa lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyiniz. Yine Twitter adresim @halukcanberk'tir. Twitter adresimden de ani gelen haber akışlarını paylaşmaya çalışıyorum. Önemli anlarda, önemli durumlarda bir takım bilgiler paylaşmaya çalışıyorum ve her akşam gece 24'ten sonra ise özellikle dolar, altın, euro dolar ve endeksle alakalı olarak bir gün sonraya ilişkin kritik destek ve direnç noktalarını paylaşıyorum. Bu konuda da bilgilendirme yapmış olayım. Şimdilik iyi hafta sonları diliyorum. Bundan sonraki analizlerimin konusu dolar TL'ye yönelik olacaktır. Belki fırsat bulabilirsem VIOP konusunda da, VIOP endeks konusunda da bir analiz aktarmaya çalışacağım. Hoşçakalınız, selam ve saygılarımla.